Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tavuktan iki farklı salata yapacağız. Biri ayvalık tavuklu, böyle yoğurt soslu, yoğurttan çok güzel bir sos yapacağız. Öyle bir salata olurken, diğeri ise limon soslu ve ızgara tavuklu. O zaman bu iki salatamızın da yapılışına ve malzemelerine geçelim. İlk salatamız için malzemelerimiz tavuğum, ayvam, mayonez, krema, yoğurt, turşu, ceviz, hardal, tuz, limon suyu ve iceberg kullanacağım. İlk salatamın tavuğunu öncelikle haşlayarak başlıyorum. Yarım tavuk göğsümü tencerenin içerisine alıyorum ve içerisine suyumu ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Suyunun da lezzetli olması için 1 adet defne yaprağı, birkaç adet de tane karabiber koyuyorum. Şimdi bunu ocağıma alacağım ve tavuğu güzelce haşlayacağım. Tavuğumu haşlamaya koydum. Şimdi ikinci salatamın tavuğunun marinesini yapıyorum. Çünkü diğeri ızgara tavuklu bir salata olacak. Zeytinyağımı alıyorum kabıma. İçerisine tuz, karabiber ve biraz da kekik. Kekimi de koydum. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Ve içerisine slice edilmiş tavuklarımı atıyorum. Ve iyice elimle karıştırıyorum. İkinci salatamda kullanacağım tavuğu marine ettim. Sadece marine işlemini yaptım. Çünkü beklemesi gerekiyor. O nedenle şimdi ilk salatamdan devam ediyoruz. Şimdi iceberglerimi doğramaya geçeceğim. Şöyle yine iki salatam için bolca var. İki salata yapacağım için. Şu şekilde. Böyle iri bir şekilde doğruyoruz. Ve iki kaba bölüştürüyoruz. Evet, yeşilliklerimi doğradım. Şimdi ayvamı soğurdum ama bu aşamada çok hızlı davranmamız lazım. Çünkü ayva hemen kararan bir şey biliyorsunuz ki. Fakat bu ayva zaten kendinden kararmış. O nedenle. Ama çok da sorun değil. Şöyle yapacağız. Şimdi buna su koydum ve içerisine limon koydum. Hatta şurada biraz daha limonum var. Bir bütün limon koyuyorum. Ayvalarımızı böyle küp küp doğruyoruz. Şimdi salatamızın sosunu hazırlayalım. Kremamı kabımın içerisine alıyorum. Yoğurdumu ekliyorum. Mayonezimi ve hardalımı ekliyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Bu arada koymayı unutmuşum. Çok az sarımsak tozum var. Fazla gelmesini sevmediğim için tuz olarak kullanıyorum. Tuz ekleyeceğim. En sonda kornişon turşularımı da içerisine ekleyip sosumu bitiriyorum. Şimdi ikinci salatamıza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci salatamız için malzemeler iceberg'im var, yine doğradığım ve marine etmiş olduğum tavuk göğsüm var. Sosum için zeytinyağı, limon suyu, karabiber, tuz, limon kabuğu ve kekik kullanacağım. Salatamın içerisinde mısır, kokteyl zeytin, salatalık ve çeri domates olacak. Malzemelerimiz bu kadar.
İlk olarak salatamın sosunu hazırlayacağım. Limon suyunu ekliyorum. İçerisine tuzumu, karabiberimi, limon kabuklarımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine, daha doğrusu bunun değil, zeytinyağının içerisine hem böyle kokusunu bıraksın diye şöyle elimle aynı zamanda elime alıp biraz böyle ısıtıyorum ki hani kokusu ortaya çıksın. Ve içerisine ekliyorum. Limonlu sosum hazır. Şimdi salatalarımı doğruyorum. Şu şekilde hem kabuklu doğrayacağım hem de verev. Domateslerimi de doğruyorum. İkiye bölüyorum. Sebzelerimi doğradım. Bir tek tavuğumu kızartmak kaldı. Bütün malzemelerimi ekliyorum. Evet, ızgara tavuklu salatam hazır. Sadece tavuklarını kızartacağım ve limon sosunu ekleyeceğim en son. Şimdi bunu kenara alıyorum ve tavuklu ayvalı tavuklu salatamızı birleştireceğiz. Evet, tavuğum haşlandı. Şimdi bunları böyle didikleyeceğim salatamı atmak için. Şimdi sosumun içerisine ayvalarımı ekliyorum. Önce tavuklarımızı ekliyoruz. Sonra cevizimizi ekliyoruz ve sosumuzu da ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Evet, salatamı karıştırdım. Şimdi dayanamayacağım. Hemen bir tatmak istiyorum. Benim bir şey söylememe gerek yok bence. Bu salatayı tadın, yapın ve lezzetine bakın. Eminim çok seveceksiniz. Şimdi diğer salatamızın tavuğunu kızartalım güzel bir şekilde. Tavuklarım da zaten marine oldular. Tamam, ısındıktan sonra tavuklarımı arkalı önlü güzelce pişireceğim. Evet, tavuklarımı güzelce kızarttım. Arkada önlü ızgara izleri de gayet güzel oldular. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ben iki salatamın da sunumunu hazırladım. İkisi de birbirinden güzel gözüküyor. Zaten ayvalı tavuklu salatanın tadına bakmıştım. Izgara tavuklarının da tadına baktım. Tuzu gayet yerinde ve yumuşacık olmuşlardı. Bu iki salatayı da umarım beğenmişsinizdir ve evde denersiniz. Eğer yaparsanız lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda ve tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.